Ya sen niye canını sıkıyorsun ki? Sen zaten seviliyorsun. Ve onun için de çok değerlisin. Yoksa farkında değil misin? Birinin seni sevdiğini nasıl anlarsın? Yaptığı işlere bakarak anlarsın değil mi? E bizi yani en çok seven kim? Annemiz. Düşünsene Faruk. Eve bir gidiyorsun. Şöyle kafanı bir çeviriyorsun. Mükellef bir sofra hazırlanmış. Ha bakıyorsun annem beni ne kadar çok seviyor diyorsun. Niye? Çünkü annen senin için bir hazırlık yapmış. Bir emek harcamış. Sen o an kendini çok değerli hissedersin değil mi? Çünkü yaptığı işlerle sana bunu ispatlıyor. Ya aynen öyle de. Ya şöyle bir etrafına baksana. Başını kaldır. Bir baharın gelmesiyle tüm ağaçları, tüm bitkileri cennet hurileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine meyveleri verip onlar da sana uzatıyor. Buyur, ye diyor. Sana her an, her saniye, bütün vücudunu çalıştırarak seni sevdiğini adeta kalbinin atmasıyla, bak elini kalbine at. Cenab-ı Allah şu an sana kalbinin atmasıyla sana bir beğeni atıyor. Farkında değil misin? Hem biliyor musun, sen istesen de istediğin o sevgiyi önemi bulamayacaksın. Çünkü senin fıtratında sonsuz istek, sonsuz aşk, sonsuz arzular var. E baksana, şu dünyada istediğin kadar arkadaşın, istediğin kadar dostun, istediğin kadar takipçin olsun. Bir gün seni ayrılıkla, tatminsizlikle, acılarla, ölüm ile son bulup bırakıp gidecek. Hem sen ne istiyordun? Sen sevilmek, değerli olmak, önemli olmak istiyordun değil mi? O zaman Allah'ın kapısına gelmen lazım. Çünkü senin istediğin her şey Allah'ın kapısında. Her şey onun izniyle halloluyor. Ya Allah'ı bulacaksın ya da bulduğun şeyler başına bir gün bela olacak. E böyle bir gerçek varken bunlara gitmeye gerek var mı? Başkasının sevgisine gerek var mı? Biraz ruhunu dinle. Ruhunun derinliklerine in. Yaratılanı razı etmek için yaratılmadık. Seslerini işiteceksin. Sen Faruk'sun. Başkası değilsin. Sen kendin ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.